arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel boyunluğu çalışacağız. Boyunluğumuz hem kadınlar hem de erkekler için uygun bir çalışma olacak. Tabii dilediğiniz farklı renklerde ve ebatlarda istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz çalışmamızı. Şöyle bakalım. Çalışmamızı 30 tane ilmek üzerinden yaptık. Tamamladıktan sonra da şöyle görmüş olduğunuz gibi tığla birleştirme işlemini yaparak boyunluğumuzu tamamladık. Tabii tamamen zevke uygun olarak renklerle ve dilediğiniz genişlikte başlayacağınız boyunluklarımızı iki kat olarak da tamamlayarak örebilirsiniz. Ölçülerde istediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra boyunluğumuzu tamamlayabilirsiniz. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Boyunluğumuzu örmek için Ören Bayan Tanja marka ipimi kullanıyorum. İpim 100 gram ve 120 metreden oluşmakta. %100 akrilik, yumuşak, güzel bir ip. Bakınız, bayağı da kalınca bir ip. İpimi örmek için ise 5 numaralı şişimi kullanıyorum. Daha büyük numara kullanmak isterseniz bu ve bunun benzeri iplerimizi örmek için 6 numarayla da ya da biraz daha büyük şişlerle de gayet güzel olmakta. Daha yumuşak, hoş durmakta. Bu tür kalın ipleri lütfen biraz kalın şişlerle örelim. İnce şişler çok sert tutacaktır örgümüzü. O da istediğimiz güzelliği katmayacak. Hemen 30 tane ilmek alarak boyunluğumuzu çalışmaya başlayalım. Hem bayanlar hem de erkekler için uygun bir çalışma olacak. Hangi kimi örmek istiyorsak uygun renklerle örebiliriz. Ve başlıyorum. Nasıl toparlıyorsanız 30 tane ilmeğimizi şişimize toparlayalım. Bakınız, rahat alıyorum. Çok sıkmayalım ki İlk şişimizden çıkarmakta zorlanmayalım. 30 olana kadar bu şekilde ilmeklerimi toparlıyorum. 30 tane ilmeğimi şişime toparladım. Tam bitirdikten sonra şu şekilde bir tane düğümümüzü atalım ilmeğimize ve örmeye başlayalım. Hemen modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Burası örgümüzün arka yönü, bakınız. İpimiz eğer sağ taraftaysa örgümüzün arka yönündeyiz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Şişimin üzerine ipimi alıyorum ve sıradaki ilmeğimi boş bir şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Diğer ilmeğimi bir tane düz örüyorum. Düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi örmeden önce şişimin üzerine ipimi alıyorum ve bir tane şöyle boş ilmek alıyorum ve sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane işlem yapıyoruz. Bakınız, önce ipimi şişimin üzerine alıyorum. İkinci işlem, sıradaki ilmeğimi boş alıyorum. Üçüncü işlem ise bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakınız, 3 tane işlem yapıyorum ardı ardına. Birinci işlem, şişimin üzerine ipimi alıyorum ve ipim arkada şu şekilde girerek ikinci işlemim ilmeği boş alıyorum ve bir tane ilmeği örerek 3 tane işlemimi tamamlıyorum. Bakınız, şişimin üzerine ipimi aldım, boş aldım ve bir düz ördüm. Yeniden örmeye başlayalım. Şişimin üzerine bir boş alıyorum, ilmeğimi boş takıyorum ve bir tane düz örüyorum. İlmeğimi şişimin üzerine geçiriyorum. Şu şekilde bir boş alıyorum, bir tane düz örüyorum. İlmeğimi şöyle alıyorum. Bakınız, üzerine şişimin bir tane boş takıyorum, bir düz alıyorum, örüyorum. İlmeğimi şişimin üzerine taktım ipimi, ilmeğimi boş geçirdim ve düz ördüm. Bakın, 3 tane işlemimizi ardı ardına yapıyoruz. Şişimizin üzerine ipimizi alıyoruz. Bir boş alıyorum, bir tane düz örüyorum. Bu üçü arka arkaya kurarak örgümüzün arkasına modelimizi yerleştirelim. İpimi şişimin üzerine geçiriyorum. İlmeğimi şu şekilde boş alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şişimin üzerine bir tane boş, bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir ilmeğimi boş örmeden geçiriyorum. Bir tane düzümü
Örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. İlmeğimi boş geçiyorum. Bir tane düzümü örüyorum ve son ilmeğimi de düz örerek tamamlıyorum. Ve örgümün arka yüzünden bu şekilde örerek işlemimizi tamamlıyoruz. 3 tane işlemimizin tekrarı. Birinci işlemimiz ipimizi şişimizin üzerine alıyoruz. Bir boş alıyoruz, bir düz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum, bir boş ilmek alıyorum, bir düz örüyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum. Bir boş, bir düz örüyorum. Bakın şişimin üzerine şu şekilde çok belli olmakta. Şimdi örgümüzün arka yönünü çeviriyorum ve düz yönden örmeye başlıyorum. Bakınız burası sol taraftaysa ipimiz örgümüzün düz yönündeyiz. Şimdi düz yönümüzden örerek ilerleyelim. Ben küçük şişime geçtim. Masama çok fazla takılıyor. Şöyle misinalı şişimi de örmek istiyorum ama herhangi bir karışıklığa sebep vermek istemiyorum. Misinalı şişle aslında çok daha rahat öreriz. Fakat yuvarlak değil, yani kesinlikle düz şişe ihtiyacımız olan bir model. Evet, şimdi düz yönden örgümüzü örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimizi her zaman örmeden boş alıyorum. İpimi şöyle arkaya geçiriyorum. Bakın şöyle görelim. Şöyle baktığımız zaman şurada üzerine attığımız iplerimizi görmekteyiz. Bakınız. Üzerine şişimizin üzerine attığımız ilmekler, boş ilmeğimiz ve ördüğümüzü görmekteyiz. Şimdi iki tane düz örüyoruz. Üzerine attığımız ilmeklerimizi yine örmeden şişimize takıyoruz. İki tane düz ve üzerine attığımız ilmeğimizi şişimize örmeden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ve diğerini örüyorum. 2. Diğer yönde üzerine aldığımız, şişimizin üzerine aldığımız ilmeği şöyle altından giriyorum. Yeniden örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimin üzerine aldığım ipimi yine diğer şişime örmeden aktarıyorum. 2 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Şişimizin üzerine aldığımız ilmeğimizi şu şekilde girerek tekrar diğer şişimizi örmeden aktaralım. 1 2 düzümü örüyorum. Şişimin üzerine ilmeğimi örmeden aktarıyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde ilmeğimi örmeden aktarıyorum. 2 ilmeğimi hem ördüğümü hem boşaldığım ilmeklerimi örüyorum. Şişimin üzerine aldığım ilmeğimi tekrar geçiriyorum. 2 düz ilmeğimi örmeden geçiriyorum. 2 tane düzümü örüyorum. 1 ve 2. Şöyle düzgün alalım. Diğer ilmeğimi geçiriyorum. 1 2 düz bir ilmeğimi örmeden aktarıyorum ve şöyle bakınız şu şekilde görüntümüz oluyor. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Son olarak ilmeğimi yine aktarıyorum şişimin üzerine ve bir tane son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümü düz yönde bu şekilde tamamlamış oluyorum. İki tane düz ördüm. Diğer yöndeki şişimin üzerine aldığım ilmeğimi örmeden tekrar sol sağ elimdeki şişime örmeden geçirdim. Bu şekilde düz yönde örgümüzü tamamladık. Şimdi arkasını çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden boş alıyoruz. İpimiz şöyle arkaya geçiriyorum. Şöyle bir de bu yönden görelim. Bakınız, örgümüzün arka yönündeyiz. Şimdi şöyle görelim. Boş aldığımız ilmeğimizle ördüğümüz ilmeğimiz yan yana durmakta. Bir tanesi biraz daha ayrı durmakta. Bakınız, iki tane bir tane, iki tane bir tane gibi durmakta şöyle. Şimdi iki tane gibi duran, yani boş aldığımız, yani ilmeğimize boş taktığımız ve yanındaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tek ilmeğe indiriyoruz. Birinci ilmeğimi boşalmıştım. Şu şekilde giriyorum. Her ikisini düz olarak örüyorum. Şöyle düz olarak ördüm ve bakınız tek ilmeğime tekrar döndürdüm. Burada tek duran ilmeğimin öncesinde şişimin üzerine ipimi alıyorum. Yine örmeden alıyorum. İlk başlangıçtaki modelimizi kurmuş gibi oluyoruz ama orada tek de tabii ki ilmeğimiz. Burada iki tane olarak örüyoruz. İlmeğimi örmeden boşaldım. Diğer iki ilmeğimi
düz olarak örüyorum. İlmeğimi şu şekilde ipimi şişimin üzerine takıyorum ve tek olan ilmeğimi şişimi örmeden geçiriyorum. Bir diğer sıradaki şişin üzerine aldığım ve düz ördüğüm ilmeğimin her ikisini birden düz olarak örüyorum. İkisini düz ördükten sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir ilmeğimi de boş geçiriyorum. Yine 3 tane işlemimizi yapıyoruz. İkisini birlikte düz örüyorum. Şişimin üzerine ip alıyorum ve bir tane ilmeği boş alıyorum. 3 ilmeğimiz 3 işlemimizi yaptık. Birinci işlemimiz ikisini birlikte alıyorum, düz olarak örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İlmeğimi boş alıyorum. Bakınız 3 tane işlemimizi yaptık. 2 tane yan yana olan ilmeğimizi görüyorum. Hemen düz olarak örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İlmeğimi boş takıyorum. İkisini düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İlmeğimi örmeden geçiriyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Boş alıyorum. Kusura bakmayın. Anlaşılsın diye biraz fazla konuşuyorum ama anlaşılmasını istiyorum. Özellikle yeni başlayan kardeşlerim için ikisini birlikte düz şişimin üzerine ipimi alıyorum ve bir tane boş. İkisini tek seferde bir düz olarak alıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum ve bir boş. Sıra sonuna kadar örelim. Son olarak ikisini alıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Boş alıyorum. En sonu düz olarak örüyorum. Ve arka yönden modelimizi şu şekilde kurduk. Bakınız. Hemen ön yüzü çeviriyorum. Ön yüzde biraz önceki ön yüzde yaptığım işlemin birebir aynısını tekrar ediyorum. Birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum. Şöyle arkaya geçiriyorum. Bakınız şu şekilde iplerimi görmekteyiz. Yine ilmeğimizi şöyle görelim. Bakınız. Uzun ilmeklerimizi yine örmeden şişimize takıyoruz. Diğer ikisini ise düz olarak örüyoruz. Hemen ilk ilmeğimi, bakın birinci ilmeğimi düz olarak örmüş, boş aldım. Düz sayıyoruz. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Üzerine aldığım ilmeğimi yeniden şişimin üzerine alıyorum. 2 tane düz. Düzlüğünde hep aynı işlemimizi yapıyoruz. İlmeğimizi takıyorum. 2 düzümü örüyorum. 2 ilmeğimi şu şekilde şişimin üzerine örmeden geçiriyorum. 2 tane düzümü örüyorum. Boş geçiriyorum. 2 düz, 1 boş. Bakınız. 2 düz, bir boş örmeden geçiriyorum. Şöyle görelim. Ve devam edelim. 2 tane düz, bir boş. 2 düzüm, bir örmeden boş geçiriyorum. 2 düzüm. Bakın işlemlerimizi artık tekrar ediyoruz. 2 düzümü örüyorum. Örmeden alıyorum. 2 düz. 2 tür kalın iplerde ne kadar kalın şişli örerseniz o kadar örgünüz yumuşak olur. Son ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve örgümün arka yönünü çeviriyorum ve şöyle görelim. Bakınız modelimiz henüz başta olduğu için bakınız çok belirgin değil. Ördükçe ortaya çok güzel bir şekilde çıkacak. Şimdi şöyle görmekteyiz. 2 tane bakınız düzümüz, bir tane uzatma ilmeğimiz var. Öreceğimiz yönü şöyle çeviriyorum. Öreceğimiz yönde şöyle görelim. Uzattığımız ilmeğimizle düz aldığımız ilmeği örüyoruz. Bir tanesini
Öncesinde ilmeğimizi boş alıyoruz ve şuradaki görmüş olduğunuz ilmeğimizi şişimize boş geçiriyoruz. Evet, modelimizi yeniden kuralım. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. İpimi şöyle arkaya geçiriyorum. Şöyle görüyorum. İkisi birbirine yakın. Üzerine aldığımız ve diğer ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeğimizi ise şöyle önüne bir tane artışımızı yapıyoruz ve boş takıyoruz. Her ikisini düz alıyorum. Artık modelimizi bakınız tekrarlamaya başladı. İkisi yan yana olan ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Tekrar ilmeğimi boş alıyorum. Hem attığım ilmeğimi hem de düz ördüğüm ilmeğin ikisini de düz örüyorum. Şişimin üzerine alıyorum ipimi. İlmeğimi boş alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Modelimizi artık kurduk. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edelim. Çok güzel, değişik bir çalışma. Umarım beğenirsiniz. Çok da kolay. Lütfen ipiniz kalınsa kalın şişlerle örelim. İkisini birlikte alıyorum. Boşalıyorum. İkisini düz örüyorum. En son tek kalan ilmeğimi yeniden düz örüyorum. Ve örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Örgümüzün tekrar düz yönündeyiz. Bakınız, düz yönde iki tane düz ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıyoruz. İki düz bir boş, iki düz bir boş, iki düz bir boş şeklinde örüyoruz. Şimdi birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer şişime aktarıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ve iki. Şişimi şu şekilde üzerine aktarıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki düz, bir boş. İki düz. Hep bu şekilde örüyoruz. İki düz, bir boş. İki düz, bir boş. Evet, biraz ilerleyelim. İlerledikten sonra yeniden görüşelim. Bakınız, artık modelimiz tamamen ortaya çıktı. Düz yönde iki düz, bir ters alıyoruz. Diğer yönde ise iki ilmeğimizi birlikte alıp bir boş, yani bir ilmek üzerine alıyoruz, boş alıyoruz. Arka önde de bu şekilde yeniden modelimizi kuruyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım ve biraz büyüttükten sonra yeniden görüşelim. Boyunluğumuzu örmeye devam ettim ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel, yumuşacık, şöyle kıvarık bir çalışma oldu. Ön yüzde yapmış olduğumuz işlemin aynısını arka yüzde de yine aynı şekilde yaptığımız işlemleri birebir tekrar ederek örmeye devam ediyoruz. Bakınız, arkamızda da çok güzel çizgiler düzenli olarak akmakta. Şu şekilde gördüğümüz gibi hemen arkadan yeniden bir hatırlatma yapalım. Arkada hem artma hem eksilme yapıyoruz. Bakınız, önce şişimin üzerine alıyorum. Şöyle gördüğümüz zaman çift ilmeğimiz ve tek ilmeğimizin olduğu yeri, tek ilmeğimizin önünde bir tane şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum, ipimi alıyorum. İlmeğimi örmeden geçiriyorum. İki tane bir önceki sırada şişe boş geçirdiğimiz ve ördüğümüz ilmeği yine düz olarak örüyoruz. Bu modelimizde hiçbir şekilde ters örgü yok. Sadece düz örgü. Şişimin üzerine ipi alıyorum. İlmeğimi boşalıyorum. İki tane yan yana olanı ardından girerek düz bir şekilde örüyorum. Boş alıyorum. Örmeden alıyorum. Bakınız, ipi üzerine alıyorum. İlmeği boşalıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Şişin üzerine ipimi alıyorum. İlmeği boşalıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi aldım. İlmeğimi boş aldım. Bir tane düz ördüm. Şişimin üzerine taktım. İlmeği boşaldım. Evet, bu şekilde arkadan devam ediyoruz. Önde tekrar hatırlayalım. Ön yüzde ise bakınız şöyle görmekteyiz. Hemen bakın, üçer üçer ilmeklerimiz ayrılmış durumda. Üçer üçer
Şuradaki uzun olan, üzerine boş aldığımız, yani ilmeğimizi artış yapmış olduğumuz gibi olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Her ikisini hem boşaldığımızı hem düz olarak ördüğümüzü düz örüyoruz. Üzerine yine örmeden alıyoruz. Bakınız bu şekilde ayrı ayrı da durmakta. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şöyle bakıyorum. Bakınız her iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ve 2. İlmeğimi şu şekilde üzerine alıyorum. Düz örüyorum. 1 ve 2 örmeden alıyorum. 2 düz, 1 örmeden alıyoruz. 2 tane düz, 1 ve 2 bir tane örmeden. Evet, bu şekilde istediğimiz boyun ölçüsü olana kadar örmeye devam edelim. Boyunluğumu bu şekilde örerek büyüttüm. İstediğim ölçüye geldi. Şimdi kesmek istiyorum. Kesme işlemimizden önce sizlerle birlikte ölçüsüne şu şekilde bakalım. Bakınız 60 santim ölçtüm. Benim şu an elimde, bakınız, örgü ebat olarak 60 santim uzunluğunda. Tabii sizler öreceğiniz kişinin kadın erkek oluşuna ya da kilolu oluşuna göre ya da iki defa döndürerek kullanabilirsiniz. Şu şekilde bükerek. O zaman daha fazla uzatmaya devam edebilirsiniz. Ama ben burada kesiyorum. Yeterli oldu. Hemen kesme işlemini sizlerle birlikte çalışalım. Alıyorum. Hemen kaldığımız yerden örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Her zamanki gibi. Bakınız bir artışım, bir de diğer ilmeğim var. Artık daha devam etmeyeceğim için her ikisini düz yönden örüyorum. Ve birinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde. Ve ilk ilmeğimi kestim. Şimdi önümüzdeki tek olan ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki örmüş olduğum ilmeğimin içinden geçirerek kesiyorum. Her ikisi üst üste, bakınız, bir düz bir artışım var. İkisini aynı anda örüyorum. Artık keseceğimiz için ve bir önceki ördüğüm ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bakınız kesme işlemimizi yapmaya başladık. Şu şekilde kesiyoruz. Bakınız tek olan ilmeğimi örüyorum, kesiyorum. İkisini aynı anda alıyorum, düz yönden kesiyorum. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Yani şuradaki artış ilmeğini ayrıyetten bırakmıyoruz. Herhangi bir potluk olmasın. Şimdi tek ilmeğimi şöyle gördüğümüz gibi alıyorum. Bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Her ikisini örüyorum ve geçiriyorum. Tek ilmeğimi düz örüyorum. Geçiriyorum. Her ikisini, bakınız, bir defa da örüyorum, geçiriyorum. Tek ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki örmüş olduğumun içerisinden geçiriyorum ve şöyle görelim. Kesme işlemimizi sırasıyla yapıyoruz. Çok sıkı yapıp böyle kastırmayalım. Çok da seyrek yapmayalım. Yani herhangi bir ölçü üzerinde devam ettirelim. İkisini aynı anda alıyorum. Ve yeniden rahat bir şekilde kesiyorum. Tek örüyorum. Bakınız tek olanı. Tek. Üst üste duran ilmeklerimi ise aynı anda alıyorum ve kesiyorum. Evet, sıra sonumuza kadar bu şekilde kesme işlemimizi yaparak tamamlayalım. Kesme işlemimizi tamamladıktan sonra şimdi her iki tarafı karşılıklı dikme işlemimizi yapalım. İsterseniz dikebilirsiniz, isterseniz tığımızla birbirlerine şu şekilde birleştirme işlemiyle batarak yapabilirsiniz. Ben 3,5 numaralı tığımla birleştirmek istiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve ters taraftan birleştirme işlemimi yapmaya başlıyorum. Hemen ilk batmış olduğum yere, yani ilk başlangıç olduğum ilmeğimi aldığım yere gelerek batıyorum ve ilmeğimi bu tarafa geçiriyorum. Sonrasında şuradan birinci ilmeğimin her ikisini alıyorum. Karşı tarafın her ikisini alıyorum. Sadece içinden geçiyorum. İkinci, bakınız, ilmeğimizi alıyorum. Karşı tarafın aynı şekilde alıyorum. Sadece arasından geçiriyorum ve çekiyorum. Üçüncü ilmeğimi karşı tarafın üçüncü ilmeğini alıyorum. Geçiriyorum. Dördüncüyü birebir karşılıklı alarak tığımızda ipimiz kalın olduğu için ipimizi yaralamayalım. Alıyorum. Diğer tarafı da
Çok da sıkıştırmayalım. Sırasıyla karşıdan alıyorum ve geçiyorum. Buradan aldım, karşıdan aldım ve geçişimi yapıyorum. Bir uçtan diğer uca kadar tığlama işlemimizi yaptım. En son her iki ucumu tığladıktan sonra şöyle bakınız bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Ve hem başlangıçtaki hem de bitişteki iplerimi şu şekilde içeriye doğru alarak gizleyelim. İki tane ip kullandık. İkinci ipten biraz kaldı. Ama tabii eğer bu ölçüde öreceksek iki tane ip almamız gerekmekte başlangıçta. Diğer taraftaki başlangıç ilmeğimizi de yine içeriye doğru alarak gizleyelim. Dikişimizin bulunduğu yerde gizlersek daha güzel olur. Modelimizi bozmayız. Şimdi çevirip bakalım. Çok güzel bakınız yumuşacık gayet hoş görüntüsü var. Şöyle baktığımızda bakınız dikişimiz de gayet muntazam oldu. Evet bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sevdiklerinize yaparak üzerlerinde görürsünüz. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk, afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.